Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Thinking'de Call of Cthulhu mitolojisine ait olan bu güzel oyuna. Şimdi arkadaşlar, nerede kalmıştık hatırlıyorsanız? Polis istasyonundaydık en son. Şöyle hemen göstereyim, haritayı açabilirsek. Tamam. Şurası polis istasyonu, yani polis karakol arkadaşlar, polis merkezi işte, her neyse ne diyorsanız. Şurası da kütüphane değil, Oakmont günlüklerinin bulunduğu yer. Yani basın yeri, gazete, öyle diyebiliriz. Şurada arkadaşlar soru işareti gördüğünüz yer ise, burası yoktu haritada daha önceden, keşif karargahı arkadaşlar. Hani burası bize daha ilk aldığımız vakada tarif edilmişti. Lord tarafından Asher Caddesi ile Hubbard Bulvarı. Yani bu ikisinin kesiştiği yerin tam karşısında olduğu söylenmişti. Hatta burada bir takım denizciler bir araya gelmiş. Yani bir ekip kurulmuş denizciler tarafından. Ve okyanusun ilerlerine bir yerlere, yani bilinmeyen bir yere bu ekip gönderilmiş ve bu ekipten daha sonrasında ses seda çıkmamış. Yani hiçbir haber alınamamış. Hepsi kayıp arkadaşlar, ki zaten biliyorsunuz bu davanın içerisinden kendi gizemimizi, yani gördüğümüz olağanüstü şeyleri açıklamak için hani halüsinasyonları, rüyaları, kabusları çözmek için gelmiştik. Tabi bir açıdan da kayıp insanları bulmak da bizim görevimiz, bir nevi direktif olduğumuzdan dolayı. Şimdi arkadaşlar, o gördüğünüz yeri tekrar göstereyim, hani bulamayanlarınız varsa oyunu oynayıp da. Tam şu Asher Caddesi'yle buranın tam şu karşı çaprazı burası arkadaşlar. Şuradaki eve girdiğinizde zaten açılmış oluyor. Keşif karargahı. Yani şimdi burada bakacağız, araştıracağız. Bakalım gerçekten neler olmuş, ipuçları falan var mı? Bakalım. Evet, anahtar ihtiyacın olacak. Dalış yapmanın tehlikeleri. Vurgun yiyen dalgıçlar birden fazla semptom gösterebilir. Bunlara ağrı, bozuk hareketler, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi de dahil. Şiddetli semptomlar su yüzeyine çıktıktan sonra 10 dakika içinde gerçekleşebilir ve aralarında felç, hissizlik, körlük, sağırlık, sersemleme, krizler, şaşkınlık veya kelimelerin ağızdan tuhaf çıkması gibi belirtiler bulunur. Felç ve hissizlik aynı anda vücudun birkaç yerinde olabilir. Bir sağlık bilgisi vermiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Someone smashed it beyond repair. Totemler falan filan. Harita. Dışarıda güzel bir yağmur var herhalde, sağanak. Gök gürlüyor. Çantada neler varmış? Alkol, borut vesaire vesaire. Burada bir şey var mı? Şurada bir şey var mı? Ha, varmış. A few damp papers, all that's left of the expedition. Mutlaka bir şey vardır ya. Oy, kuşlar var. A few damp papers, all that's left of the expedition. Bunlar yukarıdan mı geldiler? Nereden geldi bu kuşlar? Buradan var mı gözüken bir şey? Yok, şu an için yok. Bir saniye. Bak, kuş buradaymış zaten. Buradan gidiyor kuş. Ve yukarı doğru mu gidiyor? Duvara bak. Yine kafayı yiyoruz. O ne lan? Lan? Ha, kayboldu. Mermi diyor fazla. Umarım bir şeyler gelmez. Şimdi şuradan bir baruttur, kovandır. Can't say I ever saw another shell like it. Bir not daha. Nasıl korunulur? Verilerimize göre doğaüstü hareketlerin olduğu yerlerin insan zihninde güçlü, daha önce fark edilmemiş bir etkisi var. Bir çözüm listesi hazırladık. Meditasyon alıştırmaları ve keşif ekibi arasında deliliği engellemek ve yatıştırıcılar da buna bağlı. Şey, buna dahil. Bütün o muska, tılsım ve işe yaramayan dini sembolleri bir kenara bırakıp bu bilimsel geçerli koruma yöntemlerini uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim.
Can't say I ever saw another shell like it. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Balıkçı raporları. Yerel balıkçılar El Selvian ve Bay Morgan denizin dibinden çok sayıda büyük kabarcık ve dayanılamayacak kötü bir koku geldiğini bildiriyorlar. J. Harrell'in okyanusta su üzerinde süzülen tuhaf maddenin bir örneğini aldım. Birden fazla ölü ve tuhaf şekilde deforme olmuş balığın arasında aldığı iddia ediliyor. Balıklar analiz için götürüldü. Birçok yerli deniz dibinden çıkan ve sisin farklı renklerinde parlamasını sağlayan bir taştan bahsediyor. Olaydan sonra 2 ya da 3 gün tanıkların midesi bulanmış ve başları dönmüş. LP Stern Bodrum katında taşı kestikten sonra vücudunda ağır yanıklar oluşmuş, örnekler analize götürüldü. Bakarız şimdi. Ben bir soda içeyim ya, bir soda. Oy. Map of Cape Cod. It looks like there was something here, but it's been erased. Antropolog Doug. Altmont Üniversitesi Antropoloji Bölümü en iyi üyesi Profesör Harriet Doug'a hoş geldin diyor. Eskimo kabileleri hakkındaki harika bulguları insanlığın tarih kitabına yeni bir sayfa ekledi. Şimdi Profesör Doug umarım ki selin sebebi ışık tutacak yeni bir keşfe çıkacak ve bunu yaparak gelecekte bizi bekleyen şeylere de ışık tutacak. Demek üniversitede bir bağlantı var. Doug, bu ismi unutmayalım. Onu üniversitede bir araştıracağız. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Bu kayık düşüp arkamızı kapatabilir mi? Olabilir, her şey olabilir. Abi yaratık falan gelmesin de. Mermimiz vesaire bir şey yok şu anda, envanter. Aa, mermi yapabiliyoruz bir tane. Çok güzel, molotof yapamıyoruz. Bir mermi bir mermidir. Hayat kurtarır. Yanlış tuş. Kısmen yanmış kargo manifestosu. Aşağıdakilerin en geç cuma günü kara liman körfezine götürülmesi gerekiyor. Dalış kıyafeti, hava tankları, pompalar, konserve yiyecekler, kişisel eşyalar, araştırma ekipmanı, hava boruları, telefon istasyonu ve kablolar, elektrik jeneratörü, teslimat sorumlusu. Kara liman körfezi. Ne sesler geliyor? Amacınız ne? Lan. Bak bak şerefsiz. Sen kimsin oğlum? Kaçmaya çalışıyor. Bu şey değil mi ya? Gerçi bu balık suratları hepsi birbirine benziyor. Bu katil değil mi bu? Silahla kaçıyordu ya, şerefsize bak. Yay, mermi kovanı. Kim bilir bakalım niye kaçıyordu. Bir saniye, bu şeydeki de aynı değil mi teknedekiyle? Guess this helmet's beyond repair. Hatta onda da yeşil vardı. Guess this helmet's beyond repair. Aynen, teknedeki ile aynı bu.
Ya abi nasıl bir şey olmaz burada ya? Hiçbir ipucu yok. Doğru düzgün. Buradan da bir şey alamıyoruz. Aha. Hop. Yine olaylar. Evrakları alın, gerisini parçalayın. Şu adamın yüz yapısına bakılınca biraz balık suratlılara benziyor. We don't have time to pick it. Stand back. Burası bir. Dagon. Büyüle buraya şey yapmışlar, kapı yapmışlar bunlar büyüle. Burn it all. Make sure you get the adverts. Time to figure this out. Evet, reklamın hepsini yakın diyor. Şimdi buraya duvar örüldüğüne göre arkadan bunlar gitmişler. Şu bir abi. We don't have time to pick it. Stand back. Burada bir şey arıyorlar. Grab the papers. Smash the rest. Evet, kıralım. 3. Ay, fatah. Mea fea. Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. But they didn't smash. Arşivleri, gazeteleri bile. The archives, even the newspapers. Zihin sarayında bir ipucumuz açıldı. Sonunda. Öncelikle bilgiye bakmak istiyorum. Belgeler, dalış yapma. Bu okuduğumuz şeyler. Tamam. Vaka raporu. Yağmalamış merkez. Sanırım olan birkaç kişi merkeze girip gördüler. Şok etmişler. Kısmen yanmış bu şey. Zihin sarayı. Yük manifestosu, yanmış belgeler. İkisini birleştirebiliyor muyuz bunu? Evet. Yanmış gazeteler. Keşif arşivi yok oldu ama hala takip edecek ipuçlarım var. Karaliman Körfezi'nde bir yük gemisiyle şehri terk etmişler. Oakmont günlüklerinde yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam olabilir. Oakmont günlüklerinde. Ha, şimdi günlüklerin olduğu yere gideceğiz. Yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam. Tamam. Tekrar vaka raporu. Tamam, şimdi şeye gideceğiz. Açılırsa çok güzel. Şuraya gideceğiz. Burayı işaretleyelim. Orası değil. Burayı işaretleyeceksin. Ha? Çok pardon ya, çok pardon. Konum işaretle, işaretle. Heh. Gereken gazete reklamını bul. Heh. Şimdi tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Demek olay burasıymış. Yani iyi takip etmemiz gerekiyormuş ki bazı şeyleri çözebilelim. Ha, bu ne? Bu işaret ne? Burayı göstermiyor değil mi? Sığınak kenar batısı. Ya bunlar harita yerlerini gösteriyor. Zaten bu şey yakın değil miydi buraya? Gerçi buraya da kayıkta gidiyorduk. O zaman şuradan gidelim. Hızlı ulaşım noktaları. Fast travel yerleri yani kısacası.
Şimdi bulmamız lazım artık yani. Bir sıralama mı olacak, şey mi olacak? Artık sıralamaya göre de bakacağız. Umarım olur. Daha fazla bilgi için bas T. Sık sık şehirdeki pek çok arşivde gerekli bilgi araman gerekecek. Yani sürekli geleceğiz buraya yani. Arşivler yöresel bilgiler barındırır. Mesela belediye binasında vatandaşlar ve kurumlar hakkında genel bilgi bulunabilir. Ama belli kategorideki insanlar, mesela suçlular ve hastalar için polis ya da hastane kayıtlarına bakmanız gerekecek. Belli kategorideki insanlar, mesela suçlular, hastalar ve polis. Hastane kayıtlarına bakmanız gerekebilir. Tamam. Vaka raporundaki kanıtlı arşivlerde araştırma yapman gerektiği belirten bir ipucu ikonu bulabilir. Vaka raporunda kanıtta arşivlerde araştırma yapman gerektiği belirten bir ipucu ikonu olabilir. Arşiv arayüzünde soruşturma kanıt parçasını seç. Arşiv arayüzünde soruşturmak istediğin kanıt parçasını seç ve sonra da ilgili bilgi araştırmak için 3 kriteri seç. Tamam. Geldik. Yanlış gazete, bak şurada ipucu çıktı. Şunu kapatırsam. Keşif arşivi yok oldu ama hala takip edecek ipuçlarım var. Karaliman Körfezi'nde bir yük gemisiyle şehri terk etmişler. Zaman gemi var. Halk, ünlüler, yetkililer, gazeteciler. Dönem sel sonrası. Kısım mevcut makale reklamlar, reklam olabilir. Reklamlar. Bölge Karaliman. Tamam, bunu kapat. İnsanlar, yetkililer diyelim. Çok ilginç. Biraz şey yapalım. Takviye. Şimdik. Yanlış gazeteler. Robert takma atmadı olan kitlesel hislerin kaynağını bulmak için karşı gibi keşif okumadığında denizin dibinde keşif içinde çok keşif... Keşif arşivi yok oldu ama hala takip edecek ipuçlarım var. Karaliman Körfezi'nde bir yük gemisiyle. Karaliman Körfezi. Şehri terk etmişler. Oakmont günlüklerinde yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam olabilir. Yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam. Sel sonrası. Bu olay sel sonrası olmuş zaten. Reklam. İşte bu kadar. 30 tonluk gemi Titania, nasıl okunuyorsa artık, şu anda kiralanmaya açık durumda. Taşıma, sualtı maceraları ve keşifler için haftalık 70 tüfek mermisi veya denk bir ödemeyle kiralanabilir. İlgilenenlerin sözleşme detayları için Kaptan Jeremiah'la konuşması tavsiye edilir. Karaliman Körfezi, Oakmont Limanı'nın 3. iskelesinde bulunabilir. Karaliman Körfezi, Oakmont Limanı, 3. iskele. Oraya gideceğiz o zaman. Haydi bakalım. Burayı kapatabilirim artık. Üçüncü liman. Aa, bizim geldiğimiz yer olabilir burası. Şurasıymış. Üçüncü liman. Buraya direkt fast travel yapabiliyorduk. Böyle direkt fast travel oluyor mu buraya? Olmuyor. Çok güzel.
Ha, fast travel buralardan oluyor sadece birbirlerinden. Ha, tamam o zaman. O zaman ben öncelikle şunu işaretleyeyim. Extra, extra. All the news that's fit to print. Bakalım limana gideceğiz şimdi. Şu gemi olayı tekne olayı bir açıdan iyi olmuş, bir açıdan kötü olmuş. Yani ne bileyim, sanki şey hissiyatı var. Çok böyle zevk değildi hani, nasıl diyeyim? Hani God of War veya benzeri oyunlarda vardır ya, böyle yükleme ekranı falan yerine ufak ara şeyler koyarlar, oyunlar koyarlar. Onun gibi olmuş sanki ya. O hissiyat uyanmadı bende. Bu arada çoğu arkadaş şey demiş, oyunun grafikleri çok eski, çok kötü bilmem ne. Abi grafik, eleştirmeyin grafikleri. Tamam, bazı oyunlarda evet grafik şart da yani. Böyle araştırma oyunlarına gerek yok ki abi. Bu tarz oyunların çoğunda hani Sherlock Holmes'lerden örnek verebilirsek. Ne yapıyorsunuz ya? Yani bu tarz oyunlarda grafiğe önem verilmiyor. Biraz atmosfer, biraz macerası, biraz şey puzzle'ları falan. Ya sonuçta artık günümüzde biliyorsunuz retro oyunlar da çok popüler olmaya başladı. Indie oyunlar falan. Ya çok güzel, önemli olan düşünce arkadaşlar, mantık. Oyunun düşüncesi, yapabildiği şeyler, başarabildiği şeyler, hissiyat. Ya bunlar önemli. Veya oynanış. Yani her şey grafikten ibaret değil. Ama maalesef bunu bazılarına inatla anlatamıyoruz. Geldik. Abi şu save noktasını açayım ben. Hızlı seyahat noktası. Çok güzel. Şimcik. Ve geldik. Haritada burayı artık kapatabiliriz. Tamam. Üçüncü iskele. Tam karşımızda. Kolay gelsin Bilal emmi. Oğlum mu? Aa burası değil değil mi? Önde, aa. Şu aşağıda mı gidiyor ses? Pankey. At last. Hey, hey, help. Help. What's going on? Sea creatures swarmed over the piers. I hid here. But these walls won't stand. Ulan neyle yardım edelim biz? Please help me. What? What? Wild beasts. They came to feast on the blood. I'm looking for Captain Sander. Ya yine şantajcı pisliksiniz ya. Yaratıkları temizle, nerede olduğunu söyleyeyim. Söyleyiver. Ne olacak? Eğilmiş durumdayken düşmanların seni fark etmesi güçleşir. Düşmanlar akıl sağlığına, beden sağlığına zarar verebilir. Bazı düşmanların nahoş bir sürpriz olarak göreceğin eşsiz yetenekleri bulunur ama çoğunun zayıf noktası da vardır. Mühimmat ve malzeme kıt bulunur. Yağma, zanaat ve onu fark ettim. Yağma, zanaat ve görev ödülleri malzeme edinmenin tek yoludur. Silahlar kendi kendilerini doldurmazlar, biliyorsun. Aa, bir saniye. Abi kalksana ya. Aa, denize düştü. Lan.
Bu iyi oldu ya Deniz'e. Arada böyle bug'lar iyi oluyor, işimize geliyor yani. Sen kimsin? Shot dead. Point blank. Yakın mesela kafadan mı yoksa yine? Yoksa bu cinayetin devamı olabilir, ilk cinayetin. Abi de kayboluyorlar utanmadan ya. Yanlış. Tekne var burada. Aa, burada katliam çıkmış yalnız ha. Aha, adam parçalamışlar. Gotta be out of your head to do this to a man. Lan! Bu ne? Dalgıç. Abisin polis ekibiniz falan çalışmıyor mu, yaratıkların olduğunu biliyorsunuz madem. Neyse, keyifleri yerindeymiş ve birçoğu içiyormuş. Evet, balıklar, biralar falan filan. Güzel eğleniyorlarmış bunlar. Giriyorum. Girdim bile. Zaman sözleşmesi. Ben Kaptan Jeremiah Sanders. Robert Throckmorton tarafından belirlenmiş tüm kişileri ve ekteki manifestoda detaylandırılmış kargoyu gemim Titania ile Titania'yı almaya ve derinlik ölçümlerine sualtı keşfi için dalış isteğine ve deniz hayatı gözlemlerine kadar ve dahil olmak üzere gerekli tüm destekleri sağlamayı kabul ediyorum. Yani bu ekipman şeyi sağlayan kişi aynı zamanda. Bahsi geçen hizmetler Jod Körfezi, Kod Körfezi nasıl artık okunuşu, kusura bakmayın ama şey yapamıyorum öyle. Nasıl okunuyorsa artık. Körfezindeki gizli yerleri gerçekleşecek. Sonrasında Titania tüm yolculara Oakmont limanına kadar taşıma sağlayacak. Ücret 70 mermi olacak. Onu biliyorduk zaten. Ücreti bu ne abi? Bu ne lan? This would be a weird artifact in any collection. Enteresan. Cape Cod. Were marks here, but they've been erased. Bak, öteki haritada da işaretler vardı, silmişlerdi. Demek bunlar bir iz... Aha. Dışarıda bir şeyler var. Dışarıda bir şeyler oluyor. Yine yarık oluşmuş. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Evet, yeni bir olay. Benimle baş edemezsin. Al bunu. Abi adamın üzerinde balta varken bile sıkmış yani, yuh. Böyle hayvani bir güçte demek ki. Bu en son olay bence. To the mare with you. Die. Aynadan burada birini aşağı atmış. Burada baltayı saplamış. Burada birini parçalamış gidiyor. Burada güzelce eğlenmişler. All we've seen. And you telling me we ain't allowed room. Let's get a handle on what actually happened here. Tabii ki önce içmişler. No more drink. All we've seen. Daha sonra kavga çıkmış. To the mare with you. En son buna vurmuş ve gitmiş. You can't. Hem üzerine balta varken gitmiş yani. Bu büyük ihtimal Kaptan Jeremiah olabilir. For whatever reason, the crew went berserk. Only one man got away. Vaka raporu. Deniz yaratıkları liman amiri Körfez'den limana yaratıklardan kurtulmam istedi. Sonrasında bana Sanders'ı anlatacak. Tamam. Zaman sözleşmesi. Zihin sarayı. Yanmış belgeler, yaralı denizci. Şuradan bir bilgi de alalım. Temizledik.
told me about Sanders. Hadi anlat bakalım. Came back several hours ago. Those things, they came because of him. Nasıl bir adam? This Sanders. What kind of man is he? Newcomer. He seemed like a decent guy. Okay, Captain. Treated his crew well. I gotta find nerede? Sanders. Where is he? Saw him get away. Bir tek o sağ kaldıysa balta yiyen o yani o zaman. Ran for the pier. Didn't see where he went after that. Did Mürettebat herhalde bir kişiydi. Mürettebat çıldırmış. No. Bu adam bunlardan kaçarken only vuruyor Sanders. Mecburen. Yani mecburiyetten o da. I bet my life no one else made it back. The mayor's curse these days. Önemli kanı toplandı. Vaka raporu tekrar. Yaralı adam da Sanders. Yaralı adam Kaptan Sanders. Ve şu an tıbbi yardım. Şu an tıbbi yardım oluyormuş. O zaman abi nerede? Nereye gidiyoruz? Tabii ki de hastane. Azizemir Hastanesi. Burası neydi? Tımarhane. Tamam, şurayı işaretleyelim. Hatta şurası oraya yakın mı? Yani daha yakın. Aynen şuraya gidelim. Fast travel olayı bu arada güzel olmuş. Olmasaymış yani bayağı bir söverdim. Açık ve net oyunu. Hop gittik. Evet, yavaş yavaş bir olayı daha aydınlatmaya çok çok yakınlaştık. Reed'le beraber. Oyunda bolca bu arada şey var, Sherlock Holmes havası var. Bunu aldım, güzel, keyifli. Ben keyif aldım oyundan ya. Ben zaten bu tarz oyunları sevdiğim için sıkıntı yok benim açımdan. Şuradan bir tekne aldık mı bir de o. Bu arada shift'e basılı tuttuğunuzda tekne gördüğünüz gibi hani biliyorum, bilmiyorum fark ediyor musunuz? Birazcık daha hızlı gidiyor. Yani çok değil ama birazcık hani. Abi kafa yemiş burada. Şuralarda bir fast travel bulursak çok güzel olur. Takımı falan güzelmiş ha. Bak giyimi falan diğerlerine bakılırsa. Efendisin. Biliyorum çoğu oyunda bu cümleyi kullanıyorum ama yine kullanacağım, kusuruma bakmayın. Burada yaşamak ister miydim? Elbette isterdim. Ben böyle yağmurlu, kasvetli abi yerleri seviyorum. Ne yapayım? Yağmuru seviyorum, kasveti seviyorum. İstila edilmiş bölge mi? Üç taraf. Kulübeye bir gidelim. Fast travel'ımızı açalım. En azından yer açık kalsın.
saniye gidelim şimdi. Hospital of St. Mary. Patient or visitor? Hold on, hold on. Let Dr. Grant guess. A visitor. Though you are a bit pale, you don't have a headache, do you? Doktor bile manyak. My head? No complaints, I'm good. Well, you're the exception these days. We're simply overflowing with patients. I'm looking for a man. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. Okay, this might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paperwork. Ah be, bir de burada arşiv çıktı. Our archives, if it means that much to you. Bir burada arşiv eksikti hastanede. It looks like, well, yes, actually. But it may result in close con... I'm prepared to face... Ah, I can see it in your eyes. Well, I have taken it upon... One concerns the multi-handed creatures, and the other... What have you found? One of my patients saw them in his nightmares before... Those hideous wretches seem almost... Jim Bells, a patient of mine, was admitted to hospital with symptoms... Here's the address. Find... Enfekte adamın evi eski hastane saha araştırması. Bir saniye. Yeni görevde aldık. İşte burayı zaten araştıracağız. Ama senin açmış olduğun yer neresi? Öldükten sonra yaratığa dönüşen adam Kuzey Kurtuluş Limanı. Kuzey Kurtuluş Limanı, Bozkır Caddesi ile İyicil Akıncı Caddesi arasında yaşıyormuş. Akman Şehrin Hastanesi'nden Doktor Grant orada olmamıştı. Kuzey Kurtuluş Limanı'nda Bozkır Caddesi yolu İyiciler. Oo, çok uzak be. Çok uzak. Şu an o olayı yapamam. Onu daha sonra yaparım artık. Başka neresi var? Daha yakın bir yer var mı? Doktor Grant Kurtuluş Limanı merkezi caddesini bana ziyaret etmemi istedi. Ha, o da orada. Tamam, oraya gittim de onu. Onu oraya gittim de yaparım artık, bakarım. Yan baka zaten, tamam. Be safe. We don't have any free beds left. Arşivlerden bakacağım zaten. Yataklar dolu diyorsun. Herkes ayakta. What? Pete. Explosion. Fishing with dynamite, huh? You sure it will? I'm sure. Bye. Yaralasa Pete, ha, bunlar şüphelendik. Ama onun sağ omuzu gibiydi daha çok. Yani çok dikkat etmedim ama. Scratch me, please, please. Some psycho. Bence bu. Brawl. Gun came out. I'm just look. Captain Sanders. Never heard of him. Ben bu diyorum ya. Yalan söylüyor. I warned you. Ben bu diyorum. I warned you. Bence bu.
Burada bir şeyler olabilir. Bu manyak doktor çünkü bir şeyler araştırıyor. Temiz. Şimdi abicim. Buradan bir şey ipucu çıkmadığına göre demek ki daha araştırmamız gereken yer var ki bu adam bence buna yardım ettikten sonra söyleyecek gibime geliyor. Direkt söylemeyecek bu. Hastalar. Morg, terapi, tımarhane, ameliyat. Bence bu. Sıralama bu ama şey yani sıralama farklı pardon. Ama olay bu. Olay nerede olmuştu? Karaliman... Aynen Karaliman Körfezi'nde oldu. Karaliman Körfezi. Ameliyat. Hastalar. Karaliman Körfezi. Hastalar. Zaten öylesine yaptım bunu. Morg, tımarhane, ameliyat. Ameliyat, Karaliman Körfezi hastalar. Ameliyat, hastalar, Karaliman Körfezi yine olmadı. Be safe. We don't have any free beds left. Yani yardım etmek zorunda mıyız? Bu mu yani olay? Let me rest. Vururum lan. Bana bak, konuşurken bana bak. Abi silah çekince bari konuşsunlar ya. Şşt. Lan. Sen uyardın. Niye beni uyaracaksın? I warned you. Scratch me. Please, please. Just here. This itching is driving me insane. Lan manyak. Stomach. I ain't never eaten leeches ever again, no sir. Let me rest. Fark ettim şurayı ama. Bu ne abi? Pencere ne işaretti? Let me rest. Hmm.
Abi gözünü sevdim, yaptırmayın bana şunu ya. 2 saat şimdi diğer tarafa git, oradan oraya git, bilmem nereye git. Be safe. We don't have any free beds left. What's your problem? Vaka raporu. Yaralı hastalardan biri olan Pete, balık tutmak için kullandığı dinamitler tarafından yaralandığını söyledi bana. Bak şu aslında araştırma şeyi. Ne zaman bunun hastanede olduğunu öğrendik. O şekilde çıktı. Yaralı Saddam ve Joseph sarhoş bir delinin barda onu vurduğunu söyledi. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Buralarda bar falan var mı? Yakınları biraz araştıralım bakalım ya. Pencerelerden biri şeydi hastanede, fark ettiyseniz işaretliydi. Ona bakmaya çalıştım da. Hani camdan falan mı dinleyeceğiz acaba? Adam yalan söyleyip söylemediğini. Direkt buradan mı giriyor? Abi barikat falan kurmuş herif. Demek ki pis bir şey var bu evde. O zaman burada bir save yapalım. Çok güzel. Abi manyaklar dolmuş ya. Aslan derisi mi bu? Kaplan derisi. Hmm.
Ben de sessizleştim bir arada, böyle bir gergin gergin. Yok abi, öyle bir şey yok. Büyük ihtimal bu gittiğimiz yan görevlerden birisine ana göreve etkisi olacak. O yaratığa dönüşenlerden bir şey bulacağız artık. Buradaki biri mi bir şey bulaştırdı? Çünkü buradaki hastalardan birisi dönüştü diyor. Bizim yaralı adam geldikten sonra ona bulaştırmış da, yani kendisi dönüşmemiş olabilir. Diğerlerini dönüştürmüş olabilir hani. Bir ihtimal var. Be safe. We don't have any free beds left. Diğer hastalara sorsan abi, şunları uyandır falan. Kim bunlar de? Let me rest. Let me rest. Neyse. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam buradan devam ederiz artık. Ben de en azından birazcık da araştırayım. Hani en son çare olmadı, limana doğru gideceğiz. Orada ipuçları varsa oradaki ipuçlarını edineceğiz. Daha sonrasında Jeremiah adındaki kaptanımızı bulup baltayla yaralanan, omzundan yaralanan kaptanı bulacağız. Daha sonrasında ondan bilgiler alacağız ekibi hakkında. Ekip hakkında acaba neler oldu, neler yaşandı, ekibine neler oldu? Neden insanlar o kadar birdenbire eğlenirlerken birden vahşileştiler? Bunun sebebi ne? Bu neye, etkisi ne hani falan? Bunları, cevabını, birçok şeyin cevabını ben alacağımıza inanıyoruz. Ben en azından sonuçta ekip hakkında bilgi verecek. Daha sonrasında o kaybolan diğer araştırma ekibi hakkında da ufak tefek bilgiler edinip parçaları, puzzle'ları birleştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.